Ulan. İşte hizmet şarkısının bestekarı, büyük usta, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Bu sevda, bu şarkı burada bitmez Recep Tayyip Erdoğan. Memleketin her karış toprağına sevdalı lider, dünya lideri, itibar ve istikrarın sembolü, büyük usta Recep Tayyip Erdoğan. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı, verme dünya. İşte millet, işte lider, işte Türkiye. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatı Recep Tayyip Erdoğan. İşimiz hizmet, sevdamız millet diyen Türkiye sevdalısı lider Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şarkı burada bitmez dedi. Milletimiz tek başına iktidar dedi. Ve iktidar olduğumuz ilk günden beri hayatını milletine adayan, milleti için gecesini gündüzüne katan lider Recep Tayyip Erdoğan. Elleri görebilir miyiz? Ellerimizle bir karşılayalım başbakanımızı. Evet, eller eller. Haydi Ankara. Sevgili Ankaralılar. Sevgili kardeşlerim. Hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Coşkunuz, heyecanınız, ahde vefanız için sizlere kalbi şükranlarımı sunuyorum. Evet. Hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. Yola çıkarken ne dedik? Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Bu can, bu tende oldukça Allah'tan başka kimseye verilecek hesabımız yoktur. Bize bazı marjinal gruplar değil, bize millet hesap sorar. Milletin de hesap yeri sandıktır, sandıkta sorar. Ve bizi millet getirdi, millet götürür.
Milletten başka bu noktada kimsenin bizi götürmeye gücü yetmez. Kardeşlerim, Ankara sevgili kardeşlerim, Ankara Cuma gecesi İstanbul'un, bugün Adana'nın, Mersin'in coşkusuna farklı bir coşku katıyor. Ankara bugün çok farklı. Uçakta gelirken yol boyu şu anda bu süreci bekleyenleri gördüm. Ankara, Hacı Bayram Veli'nin şehridir. Ankara, Hüseyin Gazi Hazretleri'nin şehridir. Ankara, Gazi Mustafa Kemal'in şehridir. Ankara, merhum Menderes'in, merhum Özal'ın şehridir. İşte bu Ankara bugün bir kez daha başbakanına sahip çıkıyor, başbakanını muhabbetle kucaklıyor. Görsün. Günlerdir Ankara'da terör östürenleri değil, Türkiye Ankara'nın bu gerçek fotoğrafını görsün. İstanbul'a, biliyorsunuz ben bu ifadeyi kullanınca rahatsız olmuşlar. Eğer çok rahatsız olduysalar lügata bir baksınlar, çapulcu kime denir diye. Oraya baktıkları zaman başbakanın ne kadar isabetli bir ifade kullandığını görecekler. Yakan, yıkan, saldıranlara çapulcu denir. Dolayısıyla kusura bakmasınlar ama onlara destek verenler de aynı familyada yerini alır. Bu kalabalık, bu topluluk söyleyeceğini sokak aralarında yakarak yıkarak söylemedi. Karşımdaki topluluk söyleyeceklerini hep sandıkta söyledi. Yarın da sandıkta söyleyecek. Ben diyorum ki Gezi Parkı'na çıkacağınıza, Kuğulu'ya çıkacağınıza, buraları yakıp yıkacağınıza 7 ay var, sabredin. 7 ay sonra sandıkta sizlerle görüşelim. Demokrasi diyorsanız, özgürlükler diyorsanız, hak, hürriyet diyorsanız bu şiddetle elde edilmez. Hukuk içerisinde kalarak elde edilir.
Şu ana kadar böyle bir şey gördünüz mü? Yaptıkları iş sadece vurup kırma. Kamunun binalarına saldırma. Kamunun binalarını yakıp yıkma. Sivil vatandaşın, halkın araçlarını yakıp yıkma. Bununla kalmadılar. Benim başörtülü kızlarıma, başörtülü bacılarıma saldırdılar. Bununla da kalmadılar. Dolmabahçe Camii'ne maalesef bira şişeleriyle girmek suretiyle, ayakkabıyla onu da yaptılar. Kardeşlerim, bugün Mersin'de de söyledim. Benim başörtülü kızlarım, başörtülü kardeşlerim 10 yıllarca bu ülkede parya muamelesi gördü. Üniversitelere sokulmadı. Ama hiçbir zaman bunların yaptıklarını yapmadılar. Sabrettiler. Çünkü şuna inanıyorlardı. Sabrın sonu selamettir. Şuna inanıyorlardı. Sabır zaferi getirecektir. Sonunda bunu gördük. Ama daha göreceklerimiz de var. Bitmedi. Sevgili kardeşlerim, bakınız. Avrupa'da İnsan Hakları Mahkemesi bile siyasallaştı. O bile aynı şekilde kararlar verdi. Ama aksi olduğu zaman farklı kararlar çıktı. Şimdi bir başka olay daha var. Ben İspanya'da inancı sebebiyle başını örten kardeşlerime sahip çıkan bir ifade kullandım diye partimle ilgili kapatma davası açıldı. Ki bu maddelerden bir tanesiydi. Sevgili Ankaralılar, o zamanki ana muhalefetin genel başkanı şu ifadeyi kullandı. Hamdolsun ki Ankara'da savcılar var dedi. Bunların inanca saygısı yok. Çünkü inancına güvenmeyenlerden. Bunların düşünceye saygıları yok. Düşünce hürriyetinden korkarlar bunlar. Niye? Kendi düşünceleri yok. Sevgili kardeşlerim, biz düşünce hürriyetinden korkmuyoruz. Cumhuriyet tarihinde özgürlükler konusunda, düşünce hürriyeti konusunda, inanç hürriyeti konusunda iktidarımızın getirdiğini hiçbir iktidar getirmemiştir. Şimdi kardeşlerim, sevgili Ankaralılar, bir kere şunu herkes bilsin. Bakınız, bugün 27 Mayıs 1960'ta değiliz. Bugün 12 Eylül 1980'de değiliz. 28 Şubat 1997'de değiliz. Bugün 27 Nisan 2007'de neredeysek işte oradayız. Hükümetimizle, partimizle, en önemlisi de milletimizle demokrasinin,
hukukun, özgürlüklerin en güçlü savunmasını biz yaptık, biz yapıyoruz. Türkiye'de egemenlik artık milletin elindedir. Şimdi soruyorum. Bazı mahfiller de buna dahil. İstanbul'da söyledim. Yine söylüyorum. Eğer kendinize inanıyorsanız, demokrasiye inanıyorsanız, hukuka inanıyorsanız, bu ülkede egemenlik artık milletindir. Eğer millete saygınız varsa, öyle diyorlar ya, peki millet sadece Gezi Parkı'nın içerisinde olanlar mı? İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir anda 2 saatte oraya toplananlar millet değil mi? Bugün Adana'da benim Mersin'e geçeceğimi öğrenenler millet değil mi? Mersin'de toplananlar millet değil mi? Şu anda Ankara'da toplananlar millet değil mi? Yani bunu o kadar güzel söylüyorsunuz ki 3,5 yaşındaki torunuma da ezberlettiniz. O da dik dur eğilme, bu millet seninle diyor. Eyvallah. İnşallah gün ola, harman ola. 3'ten 70'e kadar bu millet bu günleri hayırla yad edecek. Çünkü Türkiye'de karar da, yetki de, söz de milletindir. Milletin ve meclisin dışında Türkiye'ye yön vermek için hiç kimsenin haddi yoktur. Önemli bir yere geliyorum. Artık bu ülkede çeteler dönemi bitmiştir. Bu ülkede mafya dönemi bitmiştir. Junta dönemi geri gelmemek üzere bitmiştir. Şunu da söylemem lazım. Faiz lobisi, kendine çeki düzen ver. Faiz lobisi yıllarca benim milletimin alın terini sömürdü. Bundan sonra sömüremeyeceksin. Çok sabrettik. Olay sadece bu lobiyi oluşturan bir banka, 2 banka, 3 banka kim varsa hepsi için aynı şeyi söylüyorum. Siz ki bize karşı böyle bir mücadeleyi başlattınız, bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Utanmadan, sıkılmadan borsayı çökertme gayretleri içerisine girenler, borsada Tayyip Erdoğan'ın parası yok, çökersen sen çökeceksin. %11'den başladık, %94'lere kadar çıktık. Niye?
Çünkü biz spekülatörlere fırsat vermedik. Yarın da vermeyeceğiz. Eğer senin spekülatörlüğünü yakaladığımız anda da ümüğünü sıkarız. Kim olursan ol. Ümüğünü sıkarız. Geçmişte belki birileriyle anlaşıyordunuz. Belki ile bir gecede %7500 faizlerle bu ülkeyi sömürüyordunuz. Ama artık sömüremeyeceksiniz. O geçmişte kaldı. Şimdi durum farklı. Benim ana muhalefetin haddini bilmez, kendini bilmez bir milletvekili çıkıyor, benim polisime hakaret ediyor. Bu polis Türk milletinin polisidir. Hatalar olabilir. Ama bu hatalar polisime hakaret etmeyi getirmez. Değerli kardeşlerim, polisimizi biz bunlara yedirtmeyiz. Onun da hakkını, hukukunu korumak bizim görevimizdir. Ve bu noktada sokak sokak çatışmalarda atılan kilit taşlarında polisimiz hep yaralandı. 600'e aşkın polisimiz yaralandı bizim bu olaylarda. Dünyanın değişik yerlerinde birçok olaylar yaşıyoruz. Bunları da görüyoruz. Onları sen görmüyor musun? Haddini bilmez. Nasıl oluyor da sen benim polisime bu denli ahlaksızca saldırıyorsun? Ne olacak? Öyle bir şey oluyor ki bu ülkenin başbakanına küfredenlerin yanında yer alanlar var bu ülkede. Sevgili kardeşlerim, kem söz, kötü söz sahibinindir dedik. Sabrettik. Yine sabredeceğiz. Ama sabrın da bir sonu var. Onun için de bakınız, göstericilerin arkasına sığınmak suretiyle siyaset yapanlar önce siyasetin ne demek olduğunu öğrensinler. Sokaktaki kışkırtmalara biz gelmedik ama onlar geldi. Sevgili kardeşlerim, artık bugün belirleyici bir güç var. Millet. Milletin ötesinde belirleyici bir güç yok. Hiç kimse umutsuz olmasın. Hiç kimse endişe duymasın. Nice badireyi aşan Türkiye, merak etmeyin, bunu da aşacaktır. Sevgili Ankaralılar, bakınız, sizlere bir şey söyleyeceğim. Biz Türkiye'de şu 10 senede 2 milyar 800 milyon ağaç diktik. Bunun 2 milyarı sadece fidan. 800 milyonu değerli kardeşlerim 3 yaş ve üstü. Ama bunların dışında 10 yaş üstü ağaçlar da var. Şimdi havaalanından çıkıyoruz. Ankara'ya girerken orta refüj, yan şevler,
Öyle mi? Kuzey Afrika giriş, Kuzey Ankara girişindeki bütün oradaki peyzaj çalışmaları, yeşil düzenlemelerini bu CHP mi yaptı? Bundan önceki CHP'li belediyeler ne yaptı yeşil adına? Ah benim Ankaralı kardeşim. İstanbul'a seslendim. İstanbul'daki çöp dağlarını kim kaldırdı? Niye CHP'li belediye kaldıramadı? Hava kirliliğini kim giderdi? Niye CHP'li belediye kaldırmadı? Susuzluğu kim giderdi? Niye CHP'li belediye susuzluğu gideremedi? Bunlar çevre değil mi? Ben tabii Taksim Gezi Parkı'ndaki gençlere sesleniyorum. Gençler, ben İstanbul'un belediye başkanı iken siz henüz tabii kucaktaydınız. Daha henüz büyüme dönemindeydiniz. O dönemleri hatırlamıyorsunuz. Ama bilesiniz ki bak, çevreciliğin içinde su var. Çevreciliğin içinde yeşil var. Çevreciliğin içinde temiz kent var. Çevreciliğin içinde temiz hava var. Çevreciliğin içinde tarih var. Çevreciliğin içinde kültür var. Bunları biz getirdik. Ve sevgili kardeşlerim, sizler bugün bir farklı tablo çizdiniz. Ve sizin bu ilginize, bu alakanıza özellikle teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi yol boyu bekleyenler var. Daha fazla bekletmeyelim müsaade ederseniz. Hemen yola koyulalım. Ama şunu söylüyorum size. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir. İşte adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Gümüş, taşı altın. Cennete İşte bir bakın. İçinizden çıkan, işte yüreğinizden çıkan, işte milli iradenizden çıkan lider, Türkiye sevdalısı lider, milletimizin hizmetkarı, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. İstenen göstericilere gelin beraber çalışalım diyerek hatırlatmada bulundu, o döneme dair ayrıntıları paylaştı. Yayın söylemiyorlar. Yayın yapamadım.
yakmadı. Yıkmadı. Ellerinde Molotov kokteylleriyle dolaşmadı. Bu topluluk bu binalarını yıkmadı. Bu topluluk kamu araçları, belediyelerin otobüsleri yıkmadı. Kardeşler,
kastetmesini anlamak mümkün mü? Şu anda AK Parti iktidarı 10 yılda 2 milyar, dikkat edin, 800 milyon fidan ve ağaç dikti. İstanbul Taksim'de bir Gezi Parkı olayı değildir. Bunu öğrendiniz değil mi? Peki bu Gezi Parkı diye gelenlerin acaba %95'i inanmana kadar Gezi Parkı'nın adresini bile bilmezlerdi. Söyleriz. Ve şunu da unutmasınlar. Biz iki ileri bir geri gidenlerden olmayacağız. Çünkü bizim yapacağımız çok iş var. Şimdi orta refüjde ne var? Ağaçlar var. Şöyle sağa doğru baktığınız zaman ne var? Çevreci kimmiş? Çevreci biziz biz. Biziz. Bize çevre dersi vermeye kalkanlar Ankara'nın da İstanbul'un da havasını bilirlerdi. Hava kirliliğinden geçebiliyor muyduk buralarda? Ama şimdi tertemiz hava var. İstanbul'a belediye başkanı oldum, çöp dağlarından geçilmiyordu. Kim vardı iktidarda? CHP. Geldik, çöpü kaldırdık. Su yoktu İstanbul'da. Susuzdu. 2040 yılına kadar İstanbul'un su sorununu çözdük. Şu anda o Gezi Parkı'nda ikinci halkada, üçüncü halkada o yakıp yıkanlar var ya, bazı samimi çevre duygusu olanlar ayrı. İnanın yıkanacak su bulamazlar, su. Yıkanacak su bulamazlardı. Ve biz bu sorunu da hallettik. Değerli kardeşlerim, kararlılık da azimle ama sabırla şu süreci işletiyoruz. Ama şunu söylüyorum. Yeter. İster sermaye çevresi, sanatçı çevresinden bu yapılanlara destek verenlere de yazıklar olsun diyor. Fakat şunu bilmelerini istiyorum. Eğer siz
şu ana kadar sanatınızı icra etmek için çalışıyor duydunuz da AK Parti iktidarı sizin sanatınızı icra etmenize mani mi oldu? Bir yerlerde şarkı söylemek istiyordunuz da, türkü söylemek istiyordunuz da, pop müziği söylemek istiyordunuz da AK Parti iktidarı sizlere 10 yıldır mani mi oldu? Neyinize mani olduk ki şimdi bu yaygaraları koparıyorsunuz? Eğer bir sıkıntınız varsa bunu benim Kültür Bakanımla da görüşürdünüz. Belediye başkanlarımla da görüşürdünüz. Benimle de görüşürdünüz. Ama biz İstanbul'da Muhsin Ertuğrul'u yıktık. Dediler ki oraya camiyi yapacak. Ne oldu, ne yaptık? Daha muhteşem bir tiyatro merkezi yaptık. Altında 3500 kişilik kongre merkezi yaptık. Şimdi gelmişler Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısına çıkıyorlar. Yıktırmayız. Ona senin gücün yetmez. Yıkacağız. Yıkacağız. Niye? Niye? Daha güzel yapmak için. Yeşil istiyorsan, park istiyorsan AKM'nin yerini yeşil yaparız. Park yaparız. Onu da yaparız. Madem böyle bir derdimiz var, boğazımız artır. Ama gerçekçi olalım. Türkiye'de bir opera binası yok. Biz oraya muhteşem bir opera binası yapalım diyoruz. Çatıya çıkmak da bize geri adım attıramazsın. Türkiye güçlü bir ülke. Bu güçlü ülkenin sanatta, kültürde, ekonomide, çevrecilikte, aklınıza ne geliyorsa, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda her şeyde öne çıkması lazım. Biz bunu yapıyoruz. Bugün Mersin'de 800 trilyonluk Akdeniz Oyunları spor tesislerinin açılışını yaptım. Ve bunları 18 ayda bitirdik. Yunanistan bu organizasyonu yapmaktan çekildi ve bizden rica ettiler. Biz kabul ettik. Ve 18 ayda bunları bitirdik. Olay bu. Ayın 20'sinde Akdeniz Oyunları başlıyor. Kardeşler, iki yerde daha şu anda bekleyenler var. Ama mecburuz, oralara gideceğiz. Şimdi bana diyorlar ki bu cumartesi günü saat 17'de bir Ankara mitingiyle final yapalım. Evet diyorlar. O zaman yapacağız. Peki cumartesi günü saat 17'de bir arada olmak üzere. Allah'a ısmarladık diyor. Dünya başta kaynasın. Teşekkür ederim.